Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Hayırlı işler. Rabbim işlerinizde kolaylık, bolluk, bereket versin. Dün arkadaşlar dün sabah sulayacaktık. Unuttuk bunları. Marulları. Bu sabah suluyoruz. Bir Kasım oldu arkadaşlar. Hala Rabbim kuraklık veriyor. Üç tanesinin dibine kül atmayı unutmuş. Nasıl? Üç fidanın dibine kül atmamış. O öbür suyu nerede dökeceksin? Onu da aşağıki tarafta biraz daha fide var. Onlara, buraya kalırsa ektiğimiz tohumlara da döker. Zaten yarın bozacak inşallah öyle hava durumu ama. Bilmiyoruz Biz artık. yine bir sulayalım. Geçen bunları diktiğimizde de yine yağacak diyorduk ama az bir yağdı. Üstten bir ufak ıslattı. Öyle kaldı. Şuraya çok ufaktı bunları diktim. İki fide olurlar yine burada olurlar olsalar. Ama yani sulanması da zor kapatması üstlerine. Toprak ufak ya. Ama ufak ufak hep de tutmuşlar. Öyle. Çok güzel olmuş onların. Kap da büyük ya, zor dökülüyor. Ufak kap olsa daha kolay dökülür. O yeter onlara. O Biraz daha burada mı buraya. duracak şimdi? Ha? Onları Ha, böyle dökeyim bunu buraya olduğu kadar bakalım. olur mu öyle? Niye olmasın diye yine. Evet, kalan yerine de belki getirebilirsek getiririz. Şimdi iki kap daha gelse. Bak orada iki üç taneyi unuttuk ama. Az kaldı mı dökerim demiştim. Yağış geliyor inşallah. Fındık bahçesi kenarlarında arkadaşlar kuruyan odunları alıyoruz. Buraya 3 sene oldu fındık dikeli. Bayağı bir güzel büyüyor. Burayı kazıttığımız zaman şurası herhalde taş olduğu için buranın üzerindeki küçük ağaçlar kurumuştu. Onları şimdi dalları falan onlardan yaptık. Kurumuşlar, bu sene de almazsak çürüyecekler. Götürebilecek miyim? İlla ki götürecek. Yıkılacak ama ya. Çocukluktan beri hiç sevmem böyle yük taşımayı. Annem hep taşıttırırdı bize. Omuzumda çok güzel götürürüm de böyle sırtımda hiç sevmem. Onu niye atmışsın oraya? Sırtta daha kolaydı. Onu görmedin mi? Görmemişim herhalde. Kalmış.
Omuzuma alayım onu. Omuzumda gitti. Onu götürebilecek mi öyle bir seferde? Eskiden en iyi ben taşırdım köyde odunlar. Ne odunlar ne şeyler, mesela kestane kütükleri götürürdük böyle ev yapmak için gençliğimizde. Ev gidiyordu. Cuma günü camide namaz kıldıktan sonra eskiden yardımlaşma vardı, şimdiki gibi değil. Ev yapılacak, çatı yapılacak, bütün köy birden yapardı. Beton dökülecek, aynen bütün köy döşerdi. Şimdi her şey hazır. Ne yardımlaşma var, ne bir şey. Hiçbir şey yok şimdi. İnsanlar koptu. Telefonlar, televizyonlar çıkalı, internet çıkalı. Herkes eğlenceye verdi kendini. Daha ne yardım var, ne bir şey. Şimdi eskisi gibi değil. Eskiden okuyan yoktu. Şimdi gençler hep okuyorlar. Evet. Okuduğu için iş yapacak adam kalmadı. Daha böyle işlerle uğraşmayla. Oy oy oy. Tamam. Bayağı yordu beni. O iki sefer de ancak giderdi. Bitirdik ama artık. Aa, burada bir fındık var. Dolu mu? Çürümüş. Arkadaşlar bayağı çalıştık, yorulduk. Eve geldik şimdi. Öğle yemeği yiyeceğiz inşallah. Hanım da sebzeli ekmek yapıyor. Ekmeğin içinde neler var hanım? Patates koyduk, kabak, pazı, bu ıspanak. Bu pazı yaprağı mı? Pazı, ıspanak karışık. Evet. İstediğin her şeyi koyabilirsin aslında. Biz bunları öyle, koyduk, tabii. Bu maydanoz. Şu ne? Soğan. Pirasa. 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 Güzel bir şey biraz olacak. Biraz da yağ atacağız içine. Fazla değil. Biraz yumuşak tutsun diye. Zaten sebzeleri yumuşak yapacak da. Biraz da yağ koyduk. Mısırın. Mısırını su kablarında saklıyoruz arkadaşlar, bozulmasın diye. Kullanılması biraz zor olsa da. Bayağı bastırmışık var iken, o yüzden biraz azaldıkça kolay döküyor. Önceden tabağa dökseydin olmuştu ya. Tabağa ne kadar, evet.
olacak. Sonra geri koyulması zor olay, o yüzden. Burada kullanacağımız kadar alacağız. Tabii, o da iyi. Aynen. Suyu. Yeterli değil, biraz daha koyacağız. Az mı? Evet, az. Tuzumuzu da atalım. Suyumuz kaynar su. İyi, tam gelecek güzel. Tamam mı? Şimdi fırına. Sobada güzel yanıyor arkadaşlar, hurmalar kurusun diye. Evet, fırına gitti. Ne kadar tahmini pişer? Sobayı yanıyor. Yarım saati geçer. 30-40 dakikaya anca pişer. Ondan yakında pişti. Hay maşallah. Hurmalar da ne güzel kurudu. Altın gibi. Biberlerimiz de var burada. Biberler tabii daha yeni astık ama onlara bir şey olmaz zaten. Hurmalar da daha bozulmaz değil mi? Tabii. O iki gün önce astıklarımız tamamen kurumuş zaten. Şu anda kaldırsan kaldırılır. Öbürler de bugün, yarın tamamdır. Ondan sonra daha bir şey olmaz. Şu anda belki şey olabilir ama olmaz. Evet. Öncekilere hiç olmaz zaten. Ama da 2-3 ip var biraz. Evet arkadaşlar. Sebzeli ekmeğimiz pişmiş durumda. Ey mübarek. De güzel görünüyor. Eline sağlık. Kıralım da soğusun. Afiyet olsun. Çok mu sıcak? Çok sıcak, kırılmayın. Az soğusun. Kırıldı mı? Böyle kırılsak belki daha kolay kırılır. Sıcak kal üstünde. Yok, kırılmayın. Soğuk daha iyi olur. Soğuk oldu mu? Kırıldı mı? Kırıldı. Mübarek. Arkadaşlar köyümüzde akşam olmak üzere. Şöyle bir akşamüstü görüntüsü çekelim şuralarda. Burası bizim evimizin mezarlığı arkadaşlar. Şu duvarlı olan
bu yerin ilk sahibi. Şurada babam, şu babaannem, bu da dedem. Rabbim hepimizin ölmüşlerine rahmet etsin. Mekanları cennet olsun. Evet, buranın üzerlerine annem çiçek dikmiş arkadaşlar. Çiçekler var buralarda. Çok güzel. Şu gül sanki böyle arkadaşlar yapma gül gibi, gerçekten çok güzel yani. Bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar, şu bu yerimizin ilk sahibi Meyveş Güler yengemiz, anamız diyelim artık, daha çok büyük, bu dedemden de daha büyük. Rabbim rahmet etsin. Şurası boş. Burası babamın. Şurası büyük annemin, yani babaannemin. Orası da dedemin arkadaşlar. Güller falan, çiçekler, hepsi çok güzel. Bunları annem dikti. Rabbim razı olsun. Hayırlı uzun ömürler dilerim. Sizlerin de yaşayan annelerinize, hepsine hayırlı ömür dilerim. Ölenlere rahmet olsun. Aziz Allah Celle Celaluhu. Komşu köyde ezan, akşam ezanı arkadaşlar. Aziz Allah Celle Celaluhu. Bizim köyde de akşam ezanı vakti arkadaşlar. Rabbim kılmış olduğunuz namazları, yapmış olduğunuz ibadetlerin hepsini kabul etsin. I am a man. I am a man.
La ilahe illallah Muhammeden Resulullah. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun.